Bugünkü burada düzenlemiş olduğumuz toplantımıza hoş geldiniz. Toplantımızın bir bilgilendirme toplantımız olacak. Genel amacı bizim düzenlemiş olduğumuz 500 başarılı gencimize iş garantili yazılım kursu. Bununla ilgili bazı açıklamalarımız olacak. Tabii Ahlakçı Holding olarak biz yola çıkarken önceliğimiz üretimin artırılması, istihdamın artırılması, ülkemizde cari açığın azaltılması açısından katma değeri yüksek ürünlerin ihracının gerçekleştirilmesi noktasında ciddi manada bir gayret göstermek olarak yola çıkmıştık. Bununla ilgili de faaliyetlerimizi son sürat devam ettiriyoruz. Bu çalışmalarımızı yaparken diğer taraftan da Ahlakçı Eğitim Yardımlaşma Vakfı ile ilgili, Sağlık Eğitim Yardımlaşma Vakfı ile ilgili de sosyal sorumluluk programlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu vakfımız kanalıyla bir takım yurtlarımız, eğitim çalışmalarımız, eğitim faaliyetlerimiz, öğrencilere yönelik faaliyetlerimiz yoğun bir şekilde devam etmekte. Biz Çorum'da gençlerimizle sohbet ederken baktık ki bazı gençlerimizde ortaokul, lise öğrencisi gençlerimiz bireysel veya birkaç gencimizin bir araya gelmesiyle birlikte çok güzel işler planlamışlar, yapmaya başlamışlar. Biz de gençlerimizi ziyaret ettiklerinde neler yapıyorsunuz dedik. Gençlerimiz bazı projelerini anlattılar bize. Gençlerimizi dinleyince dedik ya bu gençlerimiz neler yapıyorlar, bunları atölye ortamında da bize gösterin o zaman. Ahmet Bey ile birlikte gençlerin atölyelerini ziyarete gittik. Gittiğimizde baktık yani o ortaokul öğrencisi gençlerimiz, lise öğrencisi gençlerimiz hakikaten kendilerinden beklenmeyecek başarılı çalışmalara imza atmışlar. Biz bu gençlerimizi görünce her zaman için gençlerimizin arkasındayız. Bu gençlerimize destek olarak yapmamız gereken holding olarak, gerek holding olarak, gerek vakıf olarak yapmamız gereken ne varsa yapalım kararını aldık ve bu gençlerimize desteğimizi sponsorluk olarak da devam ettirdik, ettiriyoruz. Hemen akabinde neler yapabiliriz? Bu gençlerimiz, bu kapasitede gençlerimiz varsa biz bu gençlerimizi daha organize hale getirelim. Bu gençlerimizle ilgili organize çalışmalar yapalım. Bunlarla ilgili bir durum değerlendirmesi yaptık. Bugün tabii ülkemize baktığımız zaman ihracatta her geçen gün yeni rekorlar kuruyoruz. Yeni kapasiteleri geliştiriyoruz. Yeni imalatlar, ürünler her geçen gün çeşitleniyor. Ve ülkemizin yapmış olduğu ihracat artıyor. Bu artarken yeni ürünlerin de piyasaya girdiklerini görüyoruz. Piyasaya giren her yeni üründe, her yeni kapasitede, her yeni tesiste bizim ihtiyacımız olan en önemli faktörümüz yazılımcı gençlerimiz. Yani burada bugün artık elimizdeki, hepimizin elindeki cihazlarımızda kullandığımız, evimizdeki aletlerimize, aygıtlarımıza baktığımız zaman her birerlerinin birer küçük bilgisayar konumunda olduğunu görüyoruz. Ve bunların hepsinin içinde bir yazılım var. Bu yazılımı genelde baktığımız zaman biz bir ekibi, ekipmanı alıyoruz, bir bilgisayarı alıyoruz. Bu bilgisayar için bize bir şifre veriyorlar. Bu şifrenin karşılığında da yüzlerce dolar ödüyoruz. Elde mamul yok, ürün yok, herhangi bir şey yok. Sadece bir şifrenin karşılığında bir bedel ödüyoruz. Biz gençlerimizle bunların çok daha güzellerini, iyilerini gerçekleştirebileceğimize inandık. Gençlerimize güvenimiz tam. Neler yapabiliriz diye baktık ve bununla ilgili kararı aldıktan sonra 1 Haziran'da sizlerle burada bir araya geldik. Ve 500 başarılı gencimize iş garantili yazılım kursunun başladığını sizlere bildirdik. Bununla beraber müracaatlarımızı almaya başladık. Bugüne kadar 4530 talep var. Yani bizim düşündüğümüzün yaklaşık 9 katı kadar bir talep geldi. Tabii bu taleplerin içerisinde biz sıfırdan hiç bilgisayarla, yazılımla ilgisi olmayan gençlerimizi bunlara alacağız, eğiteceğiz, ders vereceğiz, eğitim vereceğiz, yazılımcı yapacağız. Böyle bir şeyin olabilmesi mümkün değil.
buradaki yapılacak olan bilgisayarla ilgili, yazılımla ilgili bir altlığı olan, onun üzerine bazı bilgilere sahip olan gençlerimizi konularında ülkemizin en seçkin eğitimcileri, uzmanları, kurumları ve kuruluşlarının destekleriyle sahalarında Türkiye'de, ülkemizde otorite haline gelmesini sağlayacak bir altyapı oluşturmak olacak. Bunlarla ilgili oluşturduğumuz programımızı 1 Ağustos'a kadar bütün taleplerimizi aldık. Talep alma işlemlerimizi bitirdik. Şimdi önümüzde birkaç aşamamız var. Bu aşamalardan ilkinde bütün eğitimcilerimize, bize müracaat eden kursiyerlerimiz için bize müracaat ettikleri mail adresleri, telefon numaralarının tamamına hem maille hem telefonla, SMS'le kursiyerlerimizi bilgilendireceğiz ve eğitime davet edeceğiz. Bir eğitimle ilgili link vereceğiz, sınavla ilgili linkleri vereceğiz ve bütün kursiyerlerimizi bir online sınava tabi tutacağız. Bu sınavla ilgili tabii sizlere broşürde bunlarla ilgili genel detaylarımızı bildirdik. Detaylarımızla ilgili yapılacak olan aşama testlerimizde bilgi teknolojilerine giriş, algoritma, programlama, veri yapılarına giriş, ileri seviye veri yapıları ve algoritma tasarımı. İkinci aşamada da web geliştirme ve diğer yazılımla ilgili bilgiler ve üçüncü aşamada konu başlıkları ile ilgili sınavlarımız devam ediyor. Bu üç aşamadan sonra, ondan sonra bu aşamalardan sonra başarılı olan öğrencilerimizle yüz yüze eğitim çalışmamız başlayacak. Yüz yüze eğitim çalışması, yani bu planlamış olduğumuz yüz yüze eğitim çalışmasında biz şu anda Çorum'da ben yazılım yapıyorum diyen bütün arkadaşlara biz istihdam sağlıyoruz. Kendi yazılımcılarımızın da kursiyerlerle beraber katılabileceği, onlarla birlikte bu programlardan istifade edebileceği çok önemli bir yazılım olmalarını da, kurs olmalarını da özellikle bunu gerçekleştirmiş olacağız. Yani buradaki bizim vereceğimiz kurs sadece Çorum için düşündüğümüzde bir şey ifade etmiyor. Biz Türkiye içinde çok önemli bir kursu Çorum'da gerçekleştirmiş olacağız. Bu konularında uzman hem kişiler var, uzman kişilerle, uzman kurum ve kuruluşlarla birlikte bu çalışmalarımıza neticelendirmiş olacağız. Tabii sonuçta buradan biz 500 tane gencimizi hedefliyoruz. Bu 500 tane gencimiz için 500 gencimizi de yetiştirdiğimizde bu 500 gencimizin işi hazır. Bunlarla ilgili gerekli her türlü çalışma ortamı hazır, çalışma şartları hazır. Bunlarla ilgili şu anda yapacakları işleri hazır. Yeter ki bizim bu gençlerimizi yetiştirelim. Tabii gençlerimizi yetiştirirken biz bu konuda asla parasal bir konuyu gündeme getirmedik. Yani kursiyerlerimizden hiçbir şekilde kurs ücretidir, eğitim ücretidir, sınav ücretidir, kurslara katılma ücretidir. Bunlarla ilgili hiçbir şekilde bir ücret söz konusu değil. Tamamen ücretsiz bir şekilde. Bütün kursların her aşaması devam edecek ve inşallah buradan kursiyerlerimizi önemli bir şekilde, önemli bir yazılımcı olarak yetişmelerini sağlamış olacağız. Bunlarla ilgili açıklamaları bütün kursiyerlerimizi bildireceğiz. Ama bizim bu yapılan çalışmayla ilgili de gerek Çorum'daki kamuoyunun, gerekse ülkemizin yapılan faaliyetlerden bilgisinin olması açısından da bu konuyla sizlerle bir arada bunu değerlendirmenin uygun olacağını düşünürüz. Konuyla ilgili sorularınız varsa bunları da gerçekleştirmiş olalım, değerlendirelim. İşin teknik detaylarıyla ilgili Özkan Bey ve Gökhan Bey teknik detaylarla ilgili de bilgi verebilecekler. Sorularınız varsa alabiliriz. Ben sorayım isterseniz ilk soruyu. Kasım Bey, eğitimleri nerede vereceksiniz? Şöyle bir kulis bilgisi yansıdı ama doğru mu? Hitit Üniversitesi ile ortak bir proje geliştirdiğinizden bahsediliyor. Bu konuda bilgi verir misiniz? Üniversitemizde her halükarda burada
bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla biz projelerimizi paylaştık. Evet. Hepsinin tam desteğini aldık. Burada imkanlar dahilinde üniversitelerimizin gerek binalarından, evet, kurumlarından, gerek hocalarından, bazı hocalarımız da bu kurslara kursiyer olarak katılma taleplerini de ifade ettiler. Yani biz şehrimiz açısından komplike bir çalışmayı, evet, gerçekleştirmiş olacağız. Ben bir şey ekleyebilirim. Şimdi tabii bu büyük bir proje. Ahlatçı Holding'in son zamanlarda basınla ilan ettiği önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri. Ancak bu büyük bir dev proje bir anda harekete geçebilecek büyüklükte olmakla beraber bunun aşamaları var. Özkan Bey birazdan sizlere teknik olarak bilgi verir. En son yüz yüze olacak eğitimler için kişi sayısının ve o fiziki koşulların değerlendirilmesi var. Bunun için holding olarak her türlü altyapıya sahibiz. Ancak o aşamaya geldiğimizde mekansal büyüklüğün fiziksel büyüklüğe karar verilecek ve ona göre yer tahsisi yapılacak. Yoksa şu anda 500 kişinin bir yüzde eğitim alması söz konusu değil. Özkan Bey'in birazdan bahsedeceği aşamalardan, yani her aşamada eğitilerek, her aşamadan sınavdan geçirilerek, her aşamadaki sınavdan sonra bir sonraki aşamadaki eğitimi hak kazanarak rafine bir şekilde kaliteli bir eğitim sürecinden sonra yüz yüze eğitime geçilecek. O yüz yüze eğitimde kaç kişinin olacağı belli olduktan sonra da fiziki mekan koşullarına karar verilecek. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, başka sorusu olan kimse yok galiba. Seçilen 500 kişi bu konuda sıfır eğitim mi yoksa eğitim olan kişiler mi? Şimdi ben anlatayım. Alt isterseniz biraz teknik detay vereyim. O zaman genel bir bilgilerle, evet, genel bir detaylarla yapayım. Şimdi biz ilk basın toplantısında şöyle bir ifade kullanmıştık. Biz bu projeyi öylesine olsun, Ahlaç işte böyle bir rastgele bir sosyal sorumluluk projesi yapmış gibi görünsün amacıyla yapmıyoruz. Gerçekten ülkemize ve milletimize ve Çorumlumuza yazılımcı kazandırmak, gerçekten bu işi öğretmek, insanları bu noktaya çekmek amacıyla yapıyoruz. Bunun için de gerçekten çok ciddi bir çalışma hazırladık. Zaten öncesinde bir altyapımız vardı. Bu proje ortaya çıktıktan sonra güzel bir proje oluşturduk. Bu projenin içeriği şu şekilde. Şimdi bizim Kasım Bey'in de söylediği gibi 500 yazılımcı olarak çıktık ama çok ciddi bir başvuru aldık. Yaklaşık 5000 civarında, hatta 5000 geçen bir başvuru oldu. Fakat bunların içerisinde tabii mail adresini yanlış yazan, telefonunu yanlış yazan, TC'sini yanlış yazan insanlar da vardı. Bunları eledikten sonra yaklaşık 4530 civarında bir aday listesi oluştu. Ve bu aday listesinin içerisinde de çok farklı, yani ortaokul öğrencisinden işte 45-50 yaşlarında olan insanlar da var. Biz burada gerçekten bir eğitim vermek istiyorsak önce, şimdi yazılımcı dediğimiz zaman yazılımcı, herkes yazılımcı olamaz ya da her bilgisayar mühendisliğini bitiren bilgisayar mühendisi olamaz. Her makine mühendisliğini bitiren makine mühendisi olamaz. Ya da her iletişim fakültesini bitiren gazeteci olamaz. Hani siz bu işi daha iyi bilirsiniz. Burada bir ön değerlendirme sınavı yapma ihtiyacı doğdu. Bu ön değerlendirme sınavında aslında şimdi sonuçta kursa katılacak olan arkadaşlarımızın herhangi bir yazılım bilgisi olmayacak. Bilgisayar bilgisi olmayacak. Olan da olabilir, olmayan da olabilir. Biz bu ön değerlendirme sınavını profesörlerle beraber oturarak bir sayısal ve sözel, mantık ağırlıklı, algoritmaya kafası yatabiliyor mu, analitik düşünce oluşturabiliyor mu, hızlı düşünebiliyor mu şeklinde. Hatta ortaokul sınavlarında çıkan sorular da var, üniversite sınavında çıkan sorular da var içlerinde. Böyle bir ön değerlendirme sınavı yaptık. Çünkü bir yazılımcı hızlı düşünmeli, ileriyi görerek düşünmeli, bir program yazarken her alternatifi değerlendirmeli. İlla bir yazılım kodunu bilmek demek, yazılımcı olmak demek değil. O yüzden bir ön değerlendirme sınavı hazırladık. O ön değerlendirme sınavını online olarak gerçekleştireceğiz. Burada işte adaylarımız E-Devlet şifresiyle bizim belirleyeceğimiz linkten sınava giriş yapacaklar. Zaten biz onların bütün bilgilerini sisteme yüklemiş olacağımız için E-Devlet şifreleriyle girdikleri zaman E-Devlet üzerinden değil yalnız, bizim gönderdiğimiz üzerinden E-Devlet şifresiyle giriş yaparak
sınava katılacaklar. Sınavımızı 17 Ağustos günü saat 13'te açacağız. Saat 13'te başlayacak. Ertesi gün saat 13'te sona erecek. Yani ayın 18'inde sona erecek. Bu şu demek değil. Sınav süresi 24 saat değil. Hani herkesin rahatlıkla, çünkü çalışan var, çalışmayan var. O anda bir bilgisayar erişimi olamayabilir. Bunu düşünerek bir günlük bir süre tanımladık. Sınav süresi yaklaşık 55 ile 1 saat, 55 dakika ile 1 saat arasında olacak. Yaklaşık 50 soru sorulacak bu sınavda. Bu sınavda baraj notunu aslında hani biz şimdi ön değerlendirme olduğu için gerçekten bu kişiler yazılımcı olabilir mi? Bunu belirlemek için yüksek tuttuk ama tabii sınav sonucunda neyle karşılaşacağımızı biz de bilmiyoruz. Buna göre bir ön değerlendirme yapacağız. Sınav bittikten sonra ne olacak? Biz 26'sına kadar bunun değerlendirmesini gerçekleştireceğiz. Daha sonra bu sınavdan başarılı olan adaylar, ki 4500'ün 4500'ü de kazanabilir ya da işte 2000'i kazanabilir. Bir online eğitimle başlayacağız işe. Burada bir okul gibi düşündük. Çünkü biz gerçekten bu işi öğretmek istiyoruz. Yani buraya katılan adaylara gerçekten bu işi öğretmek ve burada hem istihdam sağlamak hem de bu arkadaşlara bir gelecek sağlamak istiyoruz. O yüzden bir okul gibi değerlendirdik. Bilgisayara Kasım Bey az önce bahsetmişti. Bilgi teknolojilerine giriş dersiyle, bilgi teknolojilerine giriş demek hiç bilgisayarı bilmeyen, yazılımı bilmeyen bir insana temel bilgileri vererek başlayacağız. Daha sonra işte her ders sonunda bir sınav yapacağız. Bu sınavda başarılı olanlar bir sonraki sınıfa diyelim, ders demeyelim ona. Bir sonraki sınıfa geçmiş olacak. O sınıftan yine belirli eğitimleri gördükten sonra sınav tamamlanınca bir sonraki derse geçecek. Bu şekilde iki aşamanın bitiminde artık tamamlayacağız. Online olarak bazı arkadaşlarımız, işte bu sayı 1000'e de düşebilir, 500'e de düşebilir, 50 de olabilir. İşte onu bu eğitimlere giren arkadaşların başarıları belirleyecek. Bu iki aşamayı bitiren arkadaşlarımızı artık Çorum'da yüz yüze, Çorum lokasyonunda yüz yüze sınıflarda eğitim alacağız. Bu eğitimlerde de gerçekten Türkiye'de konusunda duayen hocalarla anlaştık. O hocaları buraya getireceğiz ve yüz yüze eğitimimiz de yaklaşık herhalde 3 veya 4 ay sürecek. Bu eğitimin sonunda, ki bu eğitime biz de kendi çalışanlarımızı da göndermeyi düşünüyoruz hatta, bu eğitimin sonucunda da yine bir değerlendirme sınavı gerçekleştirilecek. Çünkü biliyorsunuz yani bir eğitimin sonucunda herkes bir şeyi alamıyor. En son sınavı gerçekleştiren arkadaşımıza Kasım Bey'in bahsettiği gibi gerekli istihdam koşullarını açmış olacağız. Teşekkür ederim. Ben merak ettim mi? Buyurun. 17 Ağustos'ta yapacağımız sınavda. Evet. Ben girdim ben de. Sınavı bitirdim. Arkadaşımdan soruları söyleyemiyorum. Aynen. Şimdi şöyle, profesyonel bir sınav altyapısı kullanılacak burada. Her sorunun farklı farklı cevapları. Şimdi şöyle, 50 soru soracağız ama biz bayağı bir 1000'e yakın soru hazırlattık. 1000 soru içerisinde her kullanıcıya rastgele soru geliyor. Yani size çıkan sorular arkadaşımıza çıkmayabilir. Yani tam bir ÖSS disiplininde. Tabii profesyonel bir altyapı. Arkadaşlar bakın, biz bu işi yapmak için yapmıyoruz. Gerçekten bu işin sonunda ahlakçı farkıyla hem öğrencilerimize, gençlerimize bir şeyler vermek, eğitim vermek, hem de onlara iş imkanı sağlamaya amaçlıyoruz. Evet. Yani sıradan bir iş yapmıyoruz. Çok teknik çalıştık. Şöyle, sorularımızda hani detaylar birlikte ortaya çıkıyor. Bazen es geçtiğimiz bölümler oluyor. Mesela işte sınav sisteminin böyle oluşunu işte arkadaşımızın sorusuyla birlikte netleştirmiş olduk. Yani özetle söylemek istediğim soruların genel konsepti, yani projenin detaylarıyla alakalı daha fazla ne öğrenebiliriz? Bilgi seviyesini tespit edelim. Evet. Şimdi zaten bakın, biz ön değerlendirme sınavında bilgisayarla alakalı ya da yazılımla alakalı en ufak bir soru, bir tane daha soru olmayacak. Sadece bu kişi, şimdi yazılımcı olabilmek için daha önce de bahsettiğiniz, gerçekten ileriyi gören biri olmalısınız. Evet. Matematiğinizin iyi olması lazım. Şimdi biz de bu işlere başlamadan önce ya matematikle yazılımın ne alakası var dersek, ama bakın çok basit bir örnek vereyim.
geçenlerde bir ortaokul seviyesinde bir sınav gerçekleştiriliyor. Yazılım sınavı, test olarak. Ortaokul öğrencilerine bir soru soruluyor. Bir yazılım sorusu. Çok basit bir kod örneği verilmiş. O örneğin sonucunun ne olduğunu soruluyor. Fakat bu soruyu hiç kimse bilmiyor. Hatta gazetelerde de bu manşet oldu. Belki takip edeniniz vardır. Ortaokul öğrencilerinin sorulan yazılım sorusu diye. Biz bunu bu gördükten sonra ben aldım. Ne kadar altında çalışan bilgisayar mühendisi varsa gruplardan hepsine gönderdim. Hiçbiri çözemedi. Ama olayın altında matematik yatıyordu. Evet. Aslında bir matematik sorusuydu. Bir matematik formülünü yazılıma çevirmesiydi. Ama bunu ortaokul öğrencilerine ders olarak veriyorlar. Yani şunu demek istiyorum. Önce bir altlığı bilmemiz lazım. Yani bu arkadaş da sonuçta oturttan orada iki kere iki kaç edecek diye sormayacak. Ya da kelak çekeri olmayacak ya da bölme işlemi olmayacak kafamda. Daha çok dedim ya profesyonel arkadaşlar, profesörler hazırladı bu soruları. Daha çok algoritmaya kafası yatıyor mu, analitik düşünebiliyor mu, ileriyi görebiliyor mu, mantığı nasıl, sosyalitesi nasıl? Çünkü hem sayısal hem sözel sorular var soruların içerisinde. Burada aslında biz kişiyi değerlendireceğiz. Önce bu kişi gerçekten yazılımcı olmaya yatkın mı? Bizim ön değerlendirme sorumuz bu. Zaten burayı geçen arkadaşlarımıza biz bütün eğitimi vereceğiz. Yani bir yazılımcı olmak için ne gerekiyorsa biz onu altyapısında derslerle beraber vereceğiz. Online derslerde aslında yine biraz şimdi bir ön değerlendirme yaptık. Bu ön değerlendirmenin arkasından dedik ki bu kişide yazılımcı olma kapasitesi var. Ama sadece kapasitesi var. Online eğitimlerle de biz yapmayı istediğimiz bilgiyi bu arkadaşlara vererek o arkadaşlar bunu alabiliyor mu? Bir de bu var. Bunu alabiliyor mu, değerlendirebiliyor mu? Arkasından en son yüz yüze eğitim oluyoruz. Çünkü yüz yüze eğitimde gerçekten, bakın abartmıyorum, Türkiye'de bu konuda duayen hocalar gelecek. Ve çok güzel dersler verecekler. Bu derslerin sonucunda çok güzel yazılımcılar çıkacak inşallah. Teşekkürler. Kurslar başarıyla bitiren öğrencilerin kurslarında ahlakçı holdingle çalışma zorunluluğu olacak mı? Eğer olacaksa kaç yıllık bir planlama düşüyor? Yok şimdi zorunluluk diye bir şey yok. Biz sadece bu arkadaşlara eğer kendileri de kabul ederse şirketlerimizde istihdam sağlamak istiyoruz. Yani yoksa siz bizim kursumuzu başarıyla bitirdiniz, 10 yıl bizimle çalışacaksınız gibi bilmiyorum. Tabii ki yok. Ama amacımız bu işi en iyi şekilde yapabilecek arkadaşları yetiştirmek. Ki tabii ki bizde de çalışmalarını isteriz. Ama bir zorunluluğumuz yok. Tabii şu anda arkadaşlar Çorum'da yazılımcı olarak bize talebi olan hemen herkesi işe alıyoruz zaten. Ben yazılım yapıyorum diye. Bir ön sınavımız var. Bir sınavdan geçiriyoruz. Bunlarla ilgili geliyor. Sınavda başarılı olursa biz de yazılımcı olarak işe başlıyor zaten. Şirket grup bünyesinde çalıştırıyoruz. Ama baktığımız zaman bunların sayıları yeterli seviyede değil. Bizim yetiştirdiğimiz gençlerimiz de, Çorum'dan yetiştirdiğimiz gençlerimiz de önemli miktarda belli bir birikime ulaştığı zaman, yani biz bu konuda çok iyi bir noktada olduğumuzu söyleyebilirim. Gençlerimizi yetiştirdikten sonra bizi genç bir bilgisayar mühendisimiz okulu bitiriyor, yazılımcı olarak bize işine başlıyor. Belli bir süreç geçtikten sonra artık konusunda iyi bir noktaya gelmiş oluyor. Ve bu gencimiz büyük şehirlerde daha rahat iş bulabilme imkanına sahip olabiliyor. Ama biz şimdi hem Çorum'da olduğu zaman artık holdingimizin bir ayağı İstanbul'da, bir ayağı Ankara'da tüm birimlerinde gerek Çorum olsun, gerek İstanbul olsun, gerek Ankara olsun her noktada istihdam etme gibi bir projemiz var. Ama gençlerimiz farklı şeyleri de varsa onları da saygıyla karşılıyoruz. Yetiştirdiğimiz bir değer olarak düşünüyoruz onları da. Kasım Bey, 4530 kişi evet. Başvuruda bulundu dediniz. Hepsi Çorumlu mu? Hepsi Çorum'dan müracaat eden. Hepsi Çorum'dan. Evet. Ciddi bir bir yandan problem, bir yandan da meslek açısından bakarsak da eğilimi olan gençlerin, insanlar açısından da olumlu olarak değerlendirilebilir tabii ki. Bir diğer sorum da şu, 500 kişiye siz tabii ki işi hazır dediniz. Evet. Belli ki bir program yapıldı. Buradan arzu ettiğiniz sayıya ulaşamazsanız 500 kişilik bir program hazırlanıyor. Evet. Açacak mısınız bunu diğer illere de? Burada tabii şimdi öncelikle buradaki sonucu görmek istiyoruz.
Bunun neticelerini almak istiyoruz. Burada kaç kişi programa katılacak, eğitime katılacak, bunların içerisinden ne kadar kişiyi, tabii hepsinin aynı seviyede olabilmesi değil. Belki biz 500 kişi olacak ama bu 500 kişinin içerisinde 10 tanesi süper ekstra olacak. Bunun içerisinde 20 tanesi biraz daha düşük seviyede olacak. 500 kişinin farklı seviyelerde, farklı durumlarda eğitimden geçmiş elemanımız olacak. Bu da bizim için önemli bir başarı diye düşünüyorum. Yoksa hepsi bu işin üstadı olacak gibi bir şey, bunu söyleyebilmemiz mümkün değil. Yani burada bir lisede, liseyi bitiren öğrencilerin hepsi aynı seviyede öğrencidir diyemiyorsak, bu kurslardan mezun olan öğrenciler için de bunu söyleyebilmemiz mümkün değil. Gökhan Bey. Şimdi aslında Sayın Genel Müdürümüzün de söylediği gibi, Özkan Bey'in de söylediği gibi, bu akademik tabanlı, entelektüel yapıyı içine alan bir program. Yani sadece bir yazılımcı yetiştirip ekrana ya da masa başına saatlerce mahkum edilebilecek bir yapı istemiyoruz. Onun için ön değerlendirme testinde entelektüel bakış açısını, sosyal yapısını, dünyaya bakış açısını da değerlendiriyoruz. Yani hem dünyayı yaşayacak, hem mesleğinde iyi olacak, hem de üretim gücüne, İslam'a katkı sağlayacak kişiler olması lazım. Yani sadece çok iyi programcı olması aslında topluma çok faydalı oluyor anlamına gelmiyor. Dolayısıyla bu testlerin, bu aradaki değerlendirmenin esas amacı bu. Bunu başarabildiğimiz andan itibaren daha zihni parlak, analitik düşünme gücü yüksek ve üretime hızlı katkı sağlayabilecek bir altyapı teşkil etmiş olacağız. Dolayısıyla hani kurslarda vardır, başarı sadece bilgiyle test edilir. Biz burada bilgiyle test etmiyoruz. Çok akademik altyapı, Hitit Üniversitesi olsun diğer akademik kadrolarla çok iyi bir soru paketi hazırlandı. Rastgele sıradan çapraz sorularla hem değerlendirme yapılıyor hem de bilgi seviyesi ölçülüyor. Az önce gelen soruda arkadaşına çıktı, evet istediği zamanda, çünkü dünyada Covid'den sonra, Covid-19 salgından sonra hibrit ve online sınavlar, eğitimler çok fazlalaştı. Bunun için de önlemler alındı. İşte istediğiniz zaman performansınızı iyi hissettiğiniz zaman sınava girebiliyorsunuz. Ancak girdiğiniz sınava başkasının sizden sonra girmesi aynı soruyla test edileceğiniz, değerlendireceğiniz anlamına gelmiyor. Onun için soru bankamız oldukça zengin. Altyapı çok iyi kurgulandı. Dolayısıyla hem entelektüel yapısı, hem akademik yapısı, hem de bu işe ilgisi olanın bu elemelerden geçirerek bu akademik atölyelere girmesini sağlamaya çalışıyoruz. Süre ne kadardı? Bu eğitim süresi ne kadar olacak? Bir de siz ücret almayacağız dediniz ama eğitimler başladığında kursiyerlere herhangi bir ödeme yapılacak mı? Çünkü yani iş gücü anlamında şu anda iş kurun ya da benzer kuruluşların yaptığı gibi herhangi bir kursiyerlere herhangi bir ödeme, bir ödememiz yok. Ama bunda konu değerlendirilir. Yani konuyla ilgili de ortaya çıkacak tabloya göre de farklı şeyler de üretebiliriz. Zaten bu bir sosyal sorumluluk projesi olduğu için parasal bir değer, yani kursu eğitimi alan kişilerle bir parasal bir beklenti zaten yok. Tam tersi, fiziki altyapı, teknolojik altyapı, yazılım altyapısı kendilerine ücretsiz olarak sunuluyor. Bunların hepsi lisanslı programlar. Bu tabii kursiyerlere bir bedel de ödeyecek misiniz şeyi? Şimdi buradaki tabii bir teşvik noktasında, şey noktasında bunları da ayrıca bir değerlendirmeye tabi tutabiliriz. Evet.